Hepinize merhabalar. Bu videoyu ikinci defa çekiyorum çünkü facecam'i açmayı unutmuşum. Bu videoda sizlere mühendislik laptopları ile ilgili 3000-3500 fiyat bandındaki laptoplardan, sıfır laptoplardan bahsedeceğim. Benim tavsiyelerimi bu videoda size sunacağım. Hepsi buradayı seçtim çünkü herkesin erişebilir bir web sitesi ve nispeten de güvenilir sayılır. Fakat şöyle bir durum var. Satıcıları şu anda bu 3 laptopunda satıcıları hepsiburada.com değil. Böyle bir fark var. Ama size genel fikir verirsem en azından benzer laptopları da alabilirsiniz ki zaten bu videoyu ben hemen yarın paylaşacağım. Bugünün tarihi 30 Aralık. Siz bunu 5-6 ay sonra izlediğinizde zaten bu laptopların belki stoğu olmaz, belki yenileri çıkmış olur, belki fiyatları değişmiş olur. Bu videodan mantığı alırsanız zaten siz hemen gidip de kendi laptopunuzu kendi seçebilirsiniz. Bu videonun 2018'de, bugün 2019 sayalım, geçen yıl diyelim. Geçen yıl başka versiyonlarını çektim. 2017'de yine başka versiyonlarını çektim. Ben de bilgisayar mühendisi olarak herhalde mühendislere yararlı olmuşum. Onların dilinden konuşmuşum ki yenileri istendi. Ben de 2019'u bekleyecektim. Bir sömestr tatilini ve ardından da şu yeni üniversiteye kaydolacaklarının da gelmesini bekleyecektim. İki partta bölecektim. Fakat yorumlarda istenince ben de birazcık öne aldım durumu. Bugün 3000-3500 fiyat bandında sıfır laptoplardan bahsedeceğim ve dolar kuru da 5.27. Yani bu demek oluyor ki siz bu videoyu izlediğinizde bu ürünün fiyatı 4000 liraya da çıkmış olabilir, 2000 liraya da düşmüş olabilir. Bu daha önce de yaşandı. Ben videoyu paylaştığım gün, ertesi günü aynı laptoplar %20 zamlandığı oldu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü aşağıya tekrardan yazmayın, ürünün fiyatı artmış, artık bu fiyat değil diye. Yani benim yapacağım herhangi bir durum yok bunda. Ve şunu da dipnot geçmek istiyorum. Dolar bu durumdayken sıfır ürün almak benim nezdimde mantıklı değil. Ama benim hem bağlantılı olduğum bilgisayarcılar var, hem de laptoptan nispeten iyi anlıyorum. Yani temiz bir ürün kendime alma konusunda bir sıkıntı şu ana kadar yaşamadım. Zaten bununla ilgili de video çekmiştim. İkinci el laptop alırken nelere dikkat edilmeli, ben nelere dikkat ediyorum diye hemen sağ üstteki kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer çok bir takıntınız yoksa ikinci el piyasasına yönelin. Çünkü bu laptoptan daha güçlü bir laptop. Hatta i7 işlemcili bir laptopu. Bu videoda i5 işlemciler var. Çok daha ucuza da alabilirsiniz. 2000 lira vesaireye de alabilirsiniz. İkinci el piyasası da evet dolardan sebep arttı. Lakin alıcı olmadığından onların artması çok bir şey ifade etmiyor. Yani ikinci el piyasasında daha geçen sene 1500 liraya satılan laptop şu anda 2500 lira, evet. Lakin almaya kalktığınızda 1700-1800 alıyorsunuz. Çünkü satıcılar da bıkmış durumda. 5-6 ay boyunca ilanlar açıkta duruyor. Haliyle de satarken de fiyat kırıyorlar. Şimdi videonun daha ucuz hali, i3 işlemcilerden ibaret hali. Hatta yan ekrandan da fiyatlarını bakıp söyleyeyim size. 2000 ila 2500 lira aralığındaki fiyat bandındaki, 2000-2500 fiyat bandındaki halinde şu sağ üstte kartları tıklayıp ulaşabilirsiniz. Onu da bu videodan büyük ihtimalle 2 gün sonra paylaşacağım. Hemen o kartları da koymuş olacağım böylelikle. Eğer bütçeniz biraz daha düşükse o videoya bakabilirsiniz. Veya bu videoyu izlediğinizde bu laptopların fiyatları çok artmışsa, o laptopların fiyatları da arttığından sizin bütçeniz anca denk geliyordur. O videoya gidip bakabilirsiniz. Şimdi buraya ara bir kesit koymak istiyorum. Bu videoyu aslında normal çektim bitirdim. Burayı en sondan alıp ortaya yerleştiriyorum. Çünkü video uzun oldu. Ve işten anlayanların böyle bu kadar uzun video izlemek isteyeceklerini düşünmediğimden hızlıca onlara bilgi vermek amacıyla çok hızlı bir toparlama yapmak istiyorum. Bu videoda anlatacağım her şey 3 laptop için de geçerli çünkü 3 laptop da ortak özelliklere sahip. Hepsinde i5 işlemci var. i5 işlemci ama 4 çekirdek 8 TB şeklinde, yani geçen senelerin i7'sine denk. Şu ikisinde 4 GB RAM var. Bunda ise 8 GB RAM var. Fakat RAM fiyatları şu aradaki fiyat farkına baktığınızda tutmuyor. Eğer kendiniz alıp takmak isterseniz çok daha ucuza denk gelir. Ve bu bütün laptoplarda 2 slot var diye okudum manuellerine baktığımda. Ekran kartları ise CSGO, LOL az çok oynatır. Onun haricinde herhangi bir oyun düşünmeyin. Yani GTA 5 falan açtığının videoları var internette ama yani ne kadar açıyor? Ki zaten 4 GB RAM ile GTA 5 oynatmaz. 8 GB gerekir. Çok aşırı kasmalar yaşatır. 15.6 inç laptoplarda Full HD ekran mutlaka olmak zorunda benim kendi düşüncem. Bunların HD versiyonlarını bulursanız 300-500 veya 100-200 bilmiyorum, modeline göre değişiyor. Çünkü ekran, IPS olması vesaire her şey değişiyor. Daha ucuza bulabilirsiniz. Ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gözleriniz kör olur. Çok kötü gözüküyor 15.6 inç ekranda. Sadece HD ekran, 720p ekran.
Onun yerine 1080 mutlaka gerekiyor yazıları doğru düzgün görebilmeniz için. Ki çizim yapılacak bir mühendislikteyseniz kesinlikle Full HD gerekiyor. En son olarak da iki tane durumdan bahsedeceğim. Bu hepsinde şurada gördüğünüz VGA çıkışı var. Yani projeksiyondan üniversitenizde büyük ihtimalle projeksiyonlar hala VGA'lıdır. Özel üniversitelerde ancak daha yeni yeni teknolojiler değişiyor da HDMI falan filan buluyorsunuz. Devlet üniversitelerinin hemen hepsinde hala VGA var. Bu laptopların hepsinde hala VGA var. Şu dönüştürücüye gerek yok. Direkt takabilirsiniz yani. Anlatacağım en son bir olay da burada hepsinin DVD ROM'u var. O yüzden şu aparatı takıp SSD takabilirsiniz. Şu fiyat farkına baktığınızda da SSD zaten karşılıyor. Yani düşündüğünüzde yarı yarıya kar ediyorsunuz SSD kendiniz takarsanız. Şimdi videonun uzun haline her şeyden tek tek ayrıntılı ayrıntılı bahsettiğim haline devam ettireceğim. Videonun bu kadarki kısmı işinize yaradıysa bir beğenip de çıkmayı unutmayın. Bu videoya girerken i5 işlemciler var dedim. Bu videoda 3'ünde de i5 işlemci var ve 3'ünde de aynı i5 işlemci var. Çünkü bu i5 işlemcinin bir özelliği var. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Yine önceki videolarda da bu işlemciyi önermiştim. Çünkü bu yeni çıkan işlemci. Bu İngilizce sitesine girdik fark etmez. 4 çekirdek 8 thread yani halk arasında 8 çekirdek olarak geçen işlemcilerden bu. Yani geçen senelerin i7'sine denk. Yani böyle bir özelliği var. i5 olduğuna bakmayın. Bu geçen senelerin i7'sine denk oluyor bu işlemci. O yüzden mühendis laptopu için oldukça uygun bir laptop. Lakin iş hayatında bir noktaya kadar götürür. Yine sağ üstte kartlara koyayım. Mühendis laptopla nasıl olmalı diye genel video çekmiştim. 2017 yılında sanırsam. O video dediğim her şey geçerlidir. Bu laptop da iş hayatında bazı mühendisliklere yetmeyebilir. Ama lisans hayatınızda 4 senelik öğrenim hayatınız boyunca her işinizi, her ödevinizi, her projenizi, her şeyinizi görecektir. Ama yine diyorum iş hayatınızda mühendisliğinize göre ve çalıştığınız alana göre, sektöre göre bu laptop size yetmeyebilir. Böyle bir farkı var. Ama zaten duruma iş hayatı girdiğinde de artık planlamalar birazcık farklı olmak zorunda oluyor. Artı çoğu iş yerinde zaten laptopunu size tedarik ediyor. Bu laptopun fiyatı 3000 lira. i5 işlemcili ve yine mühendis laptopu nasıl olmalı videosunda bahsettiğim üzere Full HD ekrana sahip. Artık i5 işlemciye çıktıysa Full HD ekrana sahip. Bunun daha ucuzun HD ekranda bulabilirsiniz. Lakin ya gözünüze iyi bakın. Yani gerçekten o piksel yani keyif almadığınız bir ekrana bakarak ne proje yapabilirsiniz, ne ders çalışabilirsiniz, ne oyun oynayabilirsiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Full HD olsun 15.6 inç laptoplarda Full HD ekran olmadığında gerçekten piksel sayıyorsunuz. İğrenç görüntü kalitesine sahip oluyorsunuz. Gerek yok yani 100-200 lira belki fiyat farkı oluyor ama değer. Bütün 3 laptop içinde geçerli bu videodaki. Hepsinin içerisinde ya Linux var ya da FreeDOS var. Bu yüzden de hemen buraya hemen Burak Zeytinci V10 yazıyorsunuz. Windows 10 yazıyorsunuz. Şurada 20 liraya alma videosu var. Şurada ise Türkiye'den 20 liraya alma videosu var. Burada ise nasıl tek başınıza hiçbir yardım almadan çok hızlı bir şekilde bakın 7 dakikalık video burada da yine 7 dakikalık video totalde 14 dakikalık bir video ki zaten çoğu da konuşmayla geçiyor. Yani totalde 5-6 dakika sürüyor. Beklemeleri saymazsanız beklemelerle yarım saate çıkar. Windows 10'u tek başınıza da kurabilirsiniz. Gidip de formatçıları 50 lira 100 lira verip bir de üzerine korsan kurmanıza gerek yok. Orijinal kurun. Orijinal OMK'ler ucuza satılıyor. Gidip Windows 10'a şuradan 135 lira verip kendi üzerinize RTLK alabilirsiniz. Evet lakin OMK'leri de 20-30 liraya alıyorsunuz. Yine orijinal oluyor. Bir şey değişmiyor. Bu 3 laptop için de geçerli. Hiçbirinde Windows 10 yok. Bakalım bu FreeDOS'muş. Bunda direkt hiçbir şey yok. Bu da FreeDOS. Bunda da hiçbir şey yok. Bunda ise Linux var. Linux büyük ihtimalle işinizi görmeyecektir. Lisans uygulamalarınızı düşündüğümüzde. O yüzden Windows 10'u illa kuracaksınızdır. Şuraya Burak Zeytinci V10 yazdığınızda çıkan şu 3 video bir de şurayı da sayarsanız şu 4 nerede? Bu 4. video ile beraber işinize yarayanı izleyip kendi Windows'unuzu kendiniz hem orijinal şekilde satın alıp hem de orijinal şekilde kurabilirsiniz. Onun haricinde 4 GB RAM var. Az, yetersiz. Lakin sonradan ekleyebilirsiniz. Yani 1.4 daha alıp ekleyebilirsiniz. Onun için şuradan RAM'in özelliğine bakacaksınız. DDR3 diyor yanlış yazıyor. Bunun ben DDR3 olduğuna kesinlikle ihtimal vermiyorum. Büyük ihtimal DDR4'tür bu RAM. Bunun direkt manueline bakmanız lazım bu modelin. Direkt ya buradan ya da kutu üzerinde yazandan ya da direkt bilgisayarınızda RAM'inizi öğrenmek için bir program indirip CPU ID benzeri oradan bakabilirsiniz. Evet bakın burada zaten yazıyor DDR4 RAM'miş DDR3 falan değil. Yani şu sayfaya güvenmeyin. Burada yazana güvenin DDR4 RAM. İki slotu var. Yani bir tanesi dolu şu anda 4 GB'dan bir tanesi dolu diğeri boşta duruyor. Oraya da RAM takabilirsiniz. Onun için de yani buraya ne bileyim işte RAM upgrade yazdığınızda mesela
Monster için var, HP için var, daha önce çektiğim videolar var. Oralardan bakabilirsiniz. Çok basit bir işlem. Bildiğiniz böyle kart sokar gibi RAM sokuyorsunuz. Bu kadar, başka hiçbir işlem yok. Bu laptopun üzerinde çok duruyorum. Buna dipnot geçmem lazım. Fakat diğer laptoplarda da aynı şeyler geçerli olduğu için bu laptopun üzerinde özellikle fazla duruyorum. Ki zaten en tavsiye ettiğim de bu. Konuya geri dönersek, bunda gördüğünüz üzere DVD-ROM var. DVD okuyucu var. O okuyucuyu şu zımbırtıyla çıkartıp onun yerine bunu takıp bunun içerisine de SSD takabilirsiniz. Böylelikle hem 1 TB hard diskiniz olur, şurada yazan, hem de SSD'niz olur. SSD fiyatlarına da mesela daha geçen gün arkadaşa bunu aldık. 120 GB'lık güzel bir SSD, 130 lira. Yani uygun bir fiyatı var. SSD fiyatları artık sonunda düştü, doların artmasına rağmen. 130 liraya bunu alıp SSD kurabilirsiniz. Peki SSD ne işe yarıyor diyorsanız, onun için de yine ayrıntılı video var. SSD sonradan takmak mantıklı mı ve SSD nedir videosu. Onlara bakabilirsiniz ama kısaca hard diskin hızı 1 ise SSD'nin hızı 10. Yani hissedilen hızı. Kağıt üzerindeki hızları da 5 kat fark var. Kağıt üzeri hızlar bile gayet fazlayken hissedilen hızlar gerçekten 10 kat daha fazla hızlı. Yani bir diğer tabirle siz laptopun ekranını açtığınız anda size ekran gelebilir. Yani Windows o kadar hızlı açılıyor. Ve buna tabii ki de aynı denklemi kurduğunuzda bütün programlarda aynı şekilde daha hızlı açılıyor. Ve kasma donma tarzı şeylerin çoğu hard diskten kaynaklanır genelde. Masa üstündeki uygulamalardan bahsediyorum. Chrome gibi vesaire. Yani oyunlardan değil. Kasmaların hepsini elimine etmiş oluyorsunuz. Şimdi işlemciden bahsettik. Geçen senelerin i7'si dedik. RAM'den bahsettik. 4 GB az dedik. Mühendislik videosunu izlerseniz hangi mühendislik alanına ne kadar RAM az çok yeterli ondan bahsetmiştim. Lakin 4 GB RAM'le de bütün mühendislikleri, lisans eğitiminizi bitirirsiniz. Ama inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, mimarlık, bu tarz bilgisayarı çok daha hard kullandığınız mühendisliklerde 4 GB RAM'le birazcık beklersiniz, birazcık sıkılırsınız. O yüzden 8 GB daha fazla tavsiyemdir. Beklemek çok sıkıntı değil sizin için. Yani beklemekten kastım tabii ki ekran başında saatlerce beklemiyorsunuz ama yani her tıkladığınızda tamam SSD taksanız dahi bir hızlanma var. Ama RAM'den kaynaklı da bir limitasyona düşüp kasma, bir donma, bir bekletme gerçekleşir. O yüzden 8 GB daha fazla tavsiyemdir. 1 TB hard disk normal hard disk, ondan bahsedecek çok fazla bir şey yok. SSD'den bahsettik onun yerine. Gördüğünüz üzere şurada DVD-ROM var. Bunda da var. Ve bunda da var. 3 içinde bu DVD-ROM, şu değiştirme işi geçerli. Ha, bunu da tek başınız yapabilirsiniz bu arada. Yani bu işlemi yapmak normal, alt kapağı çıkartıyorsunuz. Hatta bazen alt kapağı da çıkarmanıza gerek yok. Onu da direkt, hatta yeri gelmişken anlatayım. Laptopun altı gözüken bir fotoğraf bulmam lazım önce. Mesela bu fotoğrafta herhangi bir laptoptan gösteriyorum, yani çok önemli değil zaten. Şu vida zaten, özellikle burada DVD'ye benzer bir logo da var. Normalde orada bir yazı da yazar. Bunu da direkt logo koymuşlar. Bunu söktüğünüz anda şuradan DVD elinize söküp çektiğinizde zaten bütün hepsi beraber gelir. Sonra bunun içerisine SSD takıp raylı sistemine direkt ittirdiğinizde de oturur. Aynı videoyu tekrardan sıkarsınız ve bilgisayarınızı açarsınız, bu kadar. Tabii SSD'yi taktığınızda tekrardan format atmanız lazım. Ve format SSD'nin içine kurmanız lazım. Yani Windows'u SSD'nin içine kurmanız lazım. Format SSD atılacak yani. Hard diskten artık Windows gidecek. Yani orada dursa dahi SSD'den çalıştıracaksınız bilgisayarı, yoksa bir anlamı kalmaz. Şey gibi, bir arabaya turbo takıp turbosuz kullanmak gibi bir mantık olabilir belki, daha iyi anlatmak gerekirse. Linux'tan bahsettik, 15.6 inç Full HD'den bahsettik, en son ekran kartı kaldı. Bu ekran kartı herhangi bir şey oynayamazsınız. LoL oynarsınız, CSGO oynarsınız. CSGO'yu da hatta 100 FPS oynarsınız en düşük ayarlarda, hatta bir de kara ekranda. Yani Full HD ekranda 60 FPS birazcık zor ama olabilir. Yani olabilir. O yüzden bu laptop oyun laptopu değil, öyle düşünmeyin. Zaten bu dolar kurunda oyun laptopların en kötüsü bir 4000 küsürden başlıyor. O yüzden de bu fiyatları zaten oyun laptopu olmaz. Şimdi video çok uzadı. Tek laptoptan bahsettim ama dediğim gibi bu bütün özellikler zaten diğer laptoplar için geçerli olduğundan hemen hızlıca bundan bahsedeyim. Bu laptopun bundan farkı ne? Neden 350, 340, 360'lı kaç lira fark var? 370 lira fark var. Şimdi bir tasarım düşünürseniz bence bundan daha güzel bunun tasarımı. Ama tabii ki de bunun için fiyat farkı vermiyoruz. Bunda direkt SSD zaten takılı. Bunun için fiyat farkı veriyoruz. Çubuk SSD takıldı çok büyük ihtimalle. Ekran kartı bir tık daha yüksek. Ama hala oyun için değil, bunun altını çizerim. Yani bir CSGO ve LoL düşünürseniz 10 FPS falan belki daha fazla alırsınız. Ekranı yine Full HD. Yine 4 GB RAM var. Yine aynı işlemci. Hiçbir fark yok. Sadece şu farkı SSD'nin takılı olmasına veriyorsunuz. Ekran kartının daha yüksek olmasının çok bir anlamı yok.
Yani sadece 128 GB SSD'nin 130 lira ve artı şu aparatla birlikte 150 lira düz hesap. 150 lira normalde sizin kendi takma işiniz. Fakat ben bunu yapamam, onun yerine fiyat farkı vereceğim diyorsanız 150 lira fiyat farkı, şunun üzerine 150 lira koyun. Onun yerine direkt 370 lira fazla verirseniz hazır takılı halde alabilirsiniz. Ve son olarak bu laptop var. Bununla bunun fiyatı arasında 150 lira fark var. Bunun derdi ne dersiniz? Bunda da 8 GB RAM var. Yani bunda hem RAM var hem SSD var. Bu laptopu direkt alıp kullanacaksınız. Hiçbir işiniz, derdiniz, hiçbir şeyiniz yok. Buna herhangi bir şey takılmayacak. 3500 lira vereyim kafam rahat etsin diyenler için. Ve bu laptopta bir diğer olay da hala VGA çıkışı var. Neredeyse bütün üniversitelerde, özeller hariç. Özeller birazcık daha tabii teknoloji yakından takip edebiliyor. Kaynakları biraz daha bol olduğundan. VGA çıkışı var. Bütün üniversitelerde de o projeksiyonların hepsi hala VGA'lı. O yüzden direkt buradan VGA kablosunu takıp projeksiyon sunumunuzu yapabilirsiniz. Bizde mesela şeyler oluyordu. Böyle üniversiteye geçmiş kızıma hemen gideyim en pahalı 5-10 bin liralık MacBook'lardan alayım. Fakat o MacBook'ları getirirlerdi, koyarlardı, sunum yapamazlardı. Çünkü sunum yapmak için dönüştürücü ihtiyaçları var. Pardon, HDMI to VGA ile. Onun için de şu aparat lazım. Bu aparat da 10-20-30-40 lira bir şey yani. Bunu taktığınızda da her laptop gerçi dönüştürücüye dönmüş oluyor. Yani her laptop projeksiyon verebiliyorsunuz. O da çok dert değil ama o aparatın yanında taşıması var. Onu satın alması var vesaire. Bu laptopta da keza VGA çıkışı var. Bunda da varmış. Böyle videonun da sonuna gelelim. Video işinize yararsa veya beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ki bana bir destek olsun, bana bir artısı olsun. Aynı zamanda bu tarz içeriklerden haberdar olmak için de şurada bir aşağıda nerede şurada bir abone ol butonu çıkacak. Ona tıklayıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.